Şimdi sırayla gruptaki arkadaşlara söz hakkı vermek istiyorum. Burada Hüseyin Bey, siz tanıtarak şeyi yaparsanız, gelen asker kazisi bir arkadaşımız var. Milli sporcumuz var. Bir de görme engelli bir bayan arkadaşımız var. Onlara da birer fikirli ve düşüncelerini almak isteriz. Şimdi bu yol hikayesinde bunlar bizim gizli kahramanlarımız. Tarihi korkaklar değil, kahramanlar yazar. 49 gün bütün zorluklara rağmen her şeyi evet diyerek bize inanıp yol arkadaşımız olan, düşlerimizin ortağı olan, düştaşımız olan arkadaşlarımız, katılacak birkaç arkadaşımız daha var. Şubek kamuda çalışıyor, görme engelli. Çağlayan Adliyesi'nde tandemle 49 günde Lahi Adalet Yüksek Yılan'ın önünde son bulacak 4521 kilometrelik güzergah. Şule Hanım'ın da düşüncelerini alabilir miyiz? Tabii ki. Terörden dolayı mağdur olan arkadaşımız bacağını kaybetti. Kendini engellere adadı. Sonradan engelli olan bir kişi olarak. O da teröre, savaşa, darbeye hayır diyor. Onun için inandı ve hayata feda çeviriyor. Kendisi aynı zamanda milli sporcu. Birçok alanda ülkemizi temsil etti. Nihat Keza öyle. Nihat arkadaşımız ağır bedensel engelli ama ülkemizi birçok alanda ödülleri, madalyaları olan arkadaşlar. Şimdi kendini ifade ederse Nihat Bey, buyurun, siz de düşüncelerinizi alalım. İsmim Nihat Demir, Bursa'dan katılıyorum. Uluslararası maratonlarda özel bir tekerlekli sandalyeyle dünyadaki birçok yarışmalarda maraton koşuyorum. Ülkemi birçok kez birçok uluslararası maratonda dereceyle temsil ettim. Dediğim gibi Bursa'dan katılıyorum, evliyim, 3 tane kızım var. Yurt dışında buradaki organizasyona katılmamızın en büyük sebeplerimizden bir tanesi ülkemizde ve dünyada işte yapılan işte terör veya darbelere karşı biz engelliler olarak, çünkü en çok engelliler ve çocuklar zarar görmekte. Birçok kişi bundan dolayı engelli kalmakta. Hem engellilerin engelliler için daha iyi imkanlar, daha iyi şartlar yaratılması amaçlı böyle bir projenin içinde olmak istedik. Ben de ülkemi en güzel şekilde, çünkü dünyada ilk kez böyle bir organizasyon yapılıyor. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemi de en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Şimdi de Ekrem arkadaşımızın düşüncelerini alalım. Evet, ben Güneydoğu Gazetesi Ekrem Taşkın, Balıkesir'den katılıyorum. Hem kendim anlatmama gerek yok. Benim tek amacım var. Ülkemde ve dünyada terör olmasın istiyorum. Terörden dolayı mağdur olmuş bir kişi olarak darbelere, savaşa, zulmlere karşı bir duruş olarak bu projenin bir bölümünü gördüğüm için dünyaya bir mesaj vermek adına ben katıldım. Son derece de mutluyum. Bir takım zorlukları aşarak buraya geldik. Kaldı ki otellerde orada burada yatarak biz bitirseydik hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Önemli olan zoru başararak zor şartlar altında hedefimize ulaşmak. Biz onun için yolun yarısını bitirdik. Bundan sonra kalan yarısını da çok güzel bir şekilde bitireceğiz. Dünyada birlikte gerçekleştireceğiz. Çocuklar ölmesini istiyoruz. Darbe olmasın, savaş olmasın, terör olmasın. Avrupa ve dünya ülkelerinin teröre direkt ve en direkt destekleri olmasın istiyoruz. Benim mesajım bu şekilde. Buradan da ülkem Türkiye'ye selam söylüyorum. Şimdi de Şule yazıcı düşüncelerini, görme özürlü vatandaşımızın düşüncelerini alalım. Projeye katıldım çünkü projenin amacına ulaşabileceğine tüm samimiyetimize inanıyoruz. Arkadaşlarla hemfikir olduğumuz için zaten hepimiz bir aradayız. Engellilerin sesi olmak için biz buradayız. Biz de engelliyiz. Biz buradayız. Onlar fiziksel olarak yanımızda değil ama onların da bize yani destek vermelerini bekliyoruz. Çünkü hepimiz aynı amaç için buradayız. Biz buradayız. Onlar da yanımızda olmadan destek vermelerini istiyoruz. Dünya barışı için pedal çeviriyoruz. Projenin adı da Sessiz Çığlık adı altında yapılan bir proje. Biz de
herkesin sesi olmak istiyoruz. Biz de engelliyiz. Aramızda yeni engellerin dahil olmaması için bu yoldayız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten inşallah da amaç ve hedeflerinize ulaşırsınız. Tekrar başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere. Teşekkürler.